Merhaba. 3 dakikada teknoloji serimizin bu bölümüne hoş geldiniz. Microsoft Teams'in çok bilinen ve çok yaygın kullanılan anlık mesajlaşma, toplantı ve canlı yayın özelliklerinin yanı sıra biraz daha az bilinen santral özelliklerini konuşmak üzere Uğur'la beraberiz. Uğur, bize Teams'in santral yapısını biraz anlatır mısın? Tabii ki Ozan. Özellikle çalışanların daha mobil olmasıyla beraber daha fazla evden çalışmalarıyla birlikte insanların aslında bir santral sisteminden beklentileri değişti. Eski bildiğimiz klasik masa telefonları maalesef yeni normalde artık işlerini tamamen kaybetti. Biz Microsoft olarak yaklaşık 12-13 tane ülkede telefon numaraları ve hatta konuşma dakikalarıyla birlikte santral servisini sunabiliyoruz. Bu servisin sunulmadığı diğer ülkelerde ki Türkiye'de bu ülkelere dahil Direct Routing yazında bir servis sunuyoruz. Bu yapıda müşterilerimiz kendi telefon hatlarını anlaşmalı oldukları operatörden almaya devam ediyorlar. Kontratlarını kesinlikle iptal etmelerine gerek kalmıyor. Biz ise onların aldığı bu hatları Session Border Controller adını verdiğimiz bir ara katmanda sonlandırıyoruz. Bu ara katmanı operatör ve Teams servisi arasındaki bir aslında geçiş sağlayan bir donanım olarak düşünebilirsin. Peki Microsoft Teams'in santral özellikleri her ölçekteki kurumsal müşterimizin ihtiyaçlarını karşılayabilir nitelikte mi? Bir de klasik santrallerle karşılaştırdığın zaman son kullanıcılar için veya BT yöneticileri için ek katma değerler getiriyor mu? Öncelikle ilk sorunla başlayayım. Tabii ki karşılayabiliyoruz kurumsal müşterimizin ihtiyaçlarını. Türkiye'de klasik santral yapısını tamamen kaldırıp 3. parti hiçbir servis ortada olmadan tamamen Teams üzerinden santral ihtiyaçlarını karşılayan çok ciddi referanslarımız mevcut. Teams'in sunduğu santral beceri lütfen basit beceriler gibi düşünme. Bir beyaz yakalı çalışanın ihtiyaç duyabileceği bütün santral ihtiyaçları onları Teams'e birlikte sağlayabiliyoruz. Çağrı bekletme, yönlendirme, park etme, eş zamanlı çaldırma gibi, işte sesli posta servisi gibi birçok servisi biz Teams'e beraber sağlıyoruz. Zaten bu becerileri sağlayamıyorsak firmalar Teams'e geçmezlerdi santral için. Hatta sana şöyle bir bilgi vereyim. Yakın zamanda Türkiye'nin ve belki de Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden bir tanesi, bütün lokasyonlarındaki üçüncü parti bir santrali kaldırıp tamamen Teams üzerine e geçiyor olacak. Yaklaşık 10 bin kullanıcı değil evet, mi? Evet, hemen, hemen 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 o civarda bir, e, bir kullanıcı sayısı. Tim santral becerileriyle birlikte BT yöneticileri tek bir ürün üzerinden şirketteki bütün iletişim altyapısını yönetebiliyor. Bu beceriler tamamen bulutta olduğu için şirket santral yapısını büyütmek istediği anda yapı otomatik olarak ölçekleniyor ve buna ek olarak artık BT yöneticileri ve santrallerin versiyonlarıyla uğraşmak zorunda kalmıyor. Kullanıcılarsa şirket numaralarına mekan bağımsız olarak ister cep telefonundan, ister bilgisayarından, isterse de uyumlu masa telefonundan ulaşabiliyorlar. Gerçekten büyük esneklik. Peki Teams uyumlu masa telefonları hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Tabii ki o zaman. Biz Microsoft olarak masa telefonlarını üretmiyoruz. Birlikte çalıştığımız yelink Poly ve Odiakos firmaları cihazları üretiyor. Biz de bunların üzerindeki yazılımları aslında geliştiriyoruz. Teams ürünü masa telefonları bir kullanıcının masa telefondan beklediği her şeyi karşılıyor. Bunun üzerine kullanıcıların zaten alışmış olduğu durum bilgisi ve de toplantılara katılma deneyimlerini kullanıcıya çok kolaylıkla sunabiliyor. Microsoft Teams'in santral özellikleri ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.